Askeri darbeyle adeta alt üst olmuş bir ülkede yaşanan korkunç bir futbol hikayesini konuşacağız bugün. Kaosun, karmaşanın, ölümün kol gezdiği yıllarda hapishaneye dönüştürülen bir statta oynanan dünya tarihinin en utanç verici maçını konuşacağız bu videoda. Bu öyle bir maç ki sahada rakip takım olmamasına rağmen atılan bir gol ve bu gole sevinen taraftarlar var. Derbinin katlarıyla hazırladığımız futbol hikayemiz başlıyor. 11 Eylül 1973 sabahı, Şili halkı için karanlık yılların başlangıcı olmuştu. O sabah, Şili başkanlık sarayından yükselen bomba sesleri, adeta yaklaşan felaketin habercisi gibiydi. Seçimle gelen ülkenin lideri Salvador Allende, askeri darbeyle koltuğundan indirilmişti. Başkanın sarayda intihar ettiği açıklanmıştı ama. Kimse buna inanmıyordu. Halk elbette sokaklara döküldü. Askeri yönetim Başkan Allende'nin taraftarlarını dağıtmak için bildiği tek yöntemi kullandı. O yıllar Şili için sokaklarda ölümün kol gezdiği yıllardı. Darbeyi gerçekleştirenlerin başında General Pinochet vardı. Askeri yönetim Şili milli takımının maçlarını oynadığı Estadio Nasyoneli dev bir hapishane haline getirmiş soyunma odaları işkence odalarına dönüştürülmüştü. İşin garibi o statta oynanacak Dünya Kupası eleme maçının da tarihi yaklaşmaya başlamıştı. Daha da garip olan ise maç Şili ile Rusya arasındaydı. Neden garip diyorum? Çünkü darbeye kadar Şili Amerika ile sıkıntılar yaşayıp Rusya ile de tam tersi çok yakın bir politika yürütüyordu. Hatta Başkan Allende'nin Rusya'nın adamı olduğu bile iddia ediliyordu. Darbe sonrasında ise ülke politikası tamamen değişmiş. Rusya ile adeta soğuk savaş başlamıştı. Sovyet Rusya bu darbenin sadece Şili'ye karşı değil insanlığa karşı olduğunu ifade ediyor. İki ülke birbirine sürekli nota yolluyordu. İşte bu gergin ortamda Şili milli takımıyla Sovyet Rusya milli takımı iki tane maç yapacaktı. İlk maç 1973'ün Ekim ayında Sovyet Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanacaktı. Şili milli takımının oyuncuları değil maç yapmak sokağa bile çıkmaktan korkuyordu. Ancak askeri rejim bu maç oynanacak demişti. O günlerde Şili'de olağanüstü hal vardı ve sokağa çıkmak bile yasaktı. İşte böyle bir ortamda milli takım 26 Eylül sabahı Sovyet Rusya maçını oynamak üzere havalimanına hareket etmişti. O dönemin eli kanlı komutanlarından bir tanesi uçak kalkmadan önce yaptığı konuşmada ülkenin onuru sizin elinizde bu onuru düşürürseniz biz de gerekeni yaparız vermişti. Şilili oyuncular şaşkındı. Basit bir futbol maçı ölüm kalım savaşına dönmüştü. Üstelik maçın favorisi Sovyet Rusya'ydı. Dünya sıralamasında da futbol otoritelerinin görüşlerine göre de Ruslar hep öndeydi. O gün milli takım kafilesini taşıyan uçak aynı zamanda darbe sonrası yurt dışına giden ilk uçaktı. Sadece futbolcular ve milli takım çalışanları vardı uçakta. Gazetecilere bile yurt dışına çıkış izni verilmemişti. Askeri yönetim başka ülkeye sığmaya aklınızdan bile geçirmeyin. Aileleriniz burada mesajını çoktan vermişti futbolculara. İşte bu acayip gergin ortamda Şili milli takımı Moskova'ya ulaştı. Maç günü binlerce Rus taraftar takımlarının farklı galibiyetini izleyebilmek için erkenden stadı doldurmuştu. Hem Rusların hem de spor otoritelerinin beklentisi Sovyet milli takımının Şili'ye fark atacağı yönündeydi. Ancak öyle olmadı. Şili futbolcular biraz da can korkusuyla beklenmedik bir performans ortaya koymuş. 0-0'lık beraberlikte maçtan ayrılmayı başarmıştı. Rövanş maçı Kasım ayındaydı. Üstelik bu karşılaşma FIFA'nın maç takvimine göre darbecilerin hapishaneye çevirdiği Estadio Nacional'da oynanacaktı. Aslında ülkedeki mevcut şartlar gereği orada maç yapılması neredeyse imkansızdı. Ancak askeri yönetim bu durumu kendilerini aklamak için müthiş bir fırsat olarak gördü ve FIFA'ya hiçbir itirazda bulunmadı. O günlerde tüm dünyada Şili'de yaşanan vahşet konuşuluyordu. Darbe yönetimi bu maç sayesinde kendilerini temize çıkartmayı, ülkede olağanüstü hiçbir şey olmadığını göstermeyi planlamıştı. İtiraz etmemelerinin sebebi tam olarak buydu. FIFA Şili ile ilgili tüm haberleri dikkatle takip ediyordu. Tam da o günlerde Sovyet Rusya hapishaneye dönüştürülen bir stada biz çıkıp futbol oynamayız açıklaması yapmıştı. Birkaç gün sonra ise Sovyetler Birliği resmi olarak FIFA'ya başvurmuş, maçın farklı bir ülkede oynanmasını istemişti. Tüm bu gelişmeler sonrası FIFA hem stadı hem de ülkeyi incelemesi için Şili'ye bir heyet gönderme kararı aldı. Maçın oynanmasına bir hafta kala FIFA heyeti Şili'ye ayak bastı. Askeri yönetim çok iyi bir hazırlık yapmıştı. FIFA heyetinin geçeceği yol havalimanından itibaren belirlenmiş, güzel da adeta Şili'de Bayram Var Tiyatrosu oynanmıştı. Elbette asıl mevzu stat'taydı. Orada alıkoyulanların büyük bir bölümü çevre şehirlerdeki cezaevlerine nakledilmişti. Güvenlik nedeniyle oradan çıkartılmayan mahkumlar ise stadyumun en ücra köşesine yerleştirilmiş stadın o kısmı inşaat alanı denilerek dikenli telle çevrilmişti. Demir parmaklıklar sökülmüş, koridorlar boyanmış, hapishaneye ilişkin ne varsa hepsinin izi teker teker silinmişti. Heyet geldiğinde stadyumda kalan mahkumların kafasına silahlar dayanmış, sesinizi çıkartırsanız hepinizi öldürürüz mesajı verilmişti. FIFA heyetinin stat'taki denetlemesi sadece 10 dakika sürdü. Heyet stadyum çimlerinin futbola elverişli, ölçülerinin ise standartlara uygun olduğunu not etmişti. Tribünler de gayet düzenli ve temizdi. Statta girilmeyen tek bir bölge vardı ama orada da inşaat çalışması yapılıyordu. Denetleme kısa sürede sona ermişti. Sonrasında ise FIFA heyeti ülkenin en iyi restoranlarında, en iyi otellerinde ağırlanmış ve tabi hediyelere boğulmuştu. Ziyaret dönüşü FIFA heyetinin raporu çok kısa sürede açıklandı. Buna göre Şili ile ilgili söylentiler doğru değildi ve statta futbol oynamaya oldukça müsaitti. Sovyet Rusya bu karara ateş püskürmüştü. Gerekirse Dünya Kupası'na katılmayız ama insan haklarının ihlal edildiği, diktatörlükle yönetilen, stadı hapishaneye dönüştürülen bir ülkeye gitmeyiz diyordu Sovyet Rusya. FIFA bu itirazı kabul etmedi. Maç 21 Kasım'da o oynanacak dedi. Karşılaşmaya 2 gün kala gözler Sovyet Rusya'ya çevrilmişti. Rusların uçağa binip maça çıkmaları için son gün gelip çatmıştı. Ancak Sovyet Rusya milli takımı dediğini yaptı ve o uçağa binmedi. FIFA maçtan bir gün önce Rusya'yı hükmen mağlup etmişti ama General Pinochet biz o maça çıkacağız demişti. Darbeci yönetim bu işi şova çevirmeyi kafasına koymuştu. Takım ne olursa olsun sahaya çıkacaktı. Üstelik Pinochet'in emriyle tribünlere taraftarlar da alınmıştı. O gün Şili milli takımı futbolcuları için aslında utanç dolu bir gündü. Çünkü onlar bu statta korkunç şeyler yaşandığını biliyordu. Soyunma odasına girdiklerinde hepsi ürpermişti. Haftalardır burada yaşanan korkunç şeyler ülkede kulaktan kulağa yayılmıştı. Çok değil daha bir hafta önce büyük acıların, büyük eziyetlerin yaşandığı bu odada hiçbir şey olmamış gibi formalarını giyiyor, kramponlarını hazırlıyorlardı. Üstelik kendilerinin gösteremediği tepkiyi başka ülkenin futbolcuları göstermişti. Daha da acısı sahaya çıkıp olmayan bir rakibe karşı gol atmaları isteniyordu. İşin daha da vahimi ise takımda devlik lider Alen'de taraftarı olduğu bilinen oyuncular da vardı. Hepsi darbeci yönetime karşıydı ama korkudan dolayı bu maça çıkmak zorundalardı. O isimlerin başında Leonardo Veliz yer alıyordu. O takımın en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Maç günü yaşadığı psikolojiyi yıllar sonra verdiği bir röportajda biz o gün aslında hayaletlere karşı oynadık. Hayır, hayır Rus oyuncuların hayaleti değil. O statta öldürülen, eziyet görenlerin hayaletlerine karşı şeklinde anlatıyordu Veliz. Takımda darbe karşıtı görüşleriyle bilinen bir diğer isim ise Kazeli'ydi. Yıldız oyuncu o statta akrabalarının öldürüldüğünü biliyordu. Ancak ailesiyle tehdit edilmişti ve sahaya çıkmama şansı yoktu. Şili milli takımı işte bu ruh haliyle o gün maça çıktı. Avusturyalı hakem Erich Linamay başlama düdüğünü çaldı. Şili futbolcular santri yaptıktan sonra topu kendi aralarında bir dakika boyunca dolaştırdılar. Sonrasında ise ağır adımlarla rakip sahaya geçip boş kaleye topu yuvarladıklarında ise hepsi aslında utanç içindeydi. Takımın yıldızları Kazeli ve Veliz ise sahaya çıkmış ama koşmayı reddetmişlerdi. General Pinochet tribündeydi. Şili futbolcular attıkları gol sonrası içleri kan ağlasa da sevinmek zorunda kalmışlardı. Hakem sahada gol sonrası santra yapacak takım olmadığı için maçı 1-0 iken bitirdi. Şili futbol takımı kendilerini izlemeye gelen taraftarları zoraki bir şekilde selamlıyordu. Ortada korkunç bir tiyatro vardı. Şili Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmıştı. İşin ilginci hep söylediğimiz gibi futbol sadece futbol değildi. Askeri yönetimin elinde bulunan Şili medyası günlerdir Rusya'nın Şili'den korkarak maça çıkmadığını yazıyordu. Ne ölümler, ne protestolar, ne işkenceler hiçbir haberlerde yoktu. Rusya korkmuştu ve maça gelmiyordu. Medyanın yazdığı senaryo buydu. Üstelik ülkede aylardır kan dökülüyordu ve halkın mutluluğa ihtiyacı vardı. İşte belki de bu sebeplerden dolayı Şili'nin Dünya Kupası'na katılması ülkeyi bayram yerine çevirdi. Halk siyaseti, baskıyı, yaşanan kaosu, cinayetleri unutmuş, futbolun peşine takılmıştı. General Pinochet'in planı tutmuştu. Bu aynı zamanda uzun yıllar sürecek korkunç bir darbe yönetiminin de başlangıcı olmuştu. Şili o Dünya Kupası'na katıldı ama FIFA'nın olmasa da futbolun bir adaleti vardı. O yıl gittiği turnuvadan tek bir galibiyet dahi alamadan ilk turda elenmişti. O yıllarda Dünya Kupası'na sürekli katılan kırmızı lacivertler o garip karşılaşma sonrası gittikleri Dünya Kupası'ndan sonra organizasyona 24 yılda sadece bir kez katılabildi. Sonraki yıllarda müthiş futbolcular yetiştirse de yine Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etse de Şili milli takımı dünyanın en utanç verici maçına tek başına çıkan takım ünvanından bir türlü kurtulamadı. Bu futbol hikayesi kazanmak için her yol mübah diyenler için de umarım iyi bir ders olmuştur. Çünkü bu hayatta herhangi bir başarıyı hak edip de kazanmanın keyfi başka hiçbir şeyde yok. Derbinin katkılarıyla hazırladığımız futbol hikayemizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu zav ve Biencourt'u bu zav ve Bakudo pozisyonu